kesim esnasında helal olması için neler yapılması gerekiyor? Nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Evet, tabii öncelikle kesime konu olacak hayvanın eti dinen yenilebilir, helal bir hayvan olması gerekir. Bu da yetmez. Bu eti yenilmesi helal olan hayvanın da dini anlamda usulüne uygun olarak kesilmesi gerekir. Evet hocam. Özellikle kara hayvanları şayet usulüne uygun olarak kesilmezlerse bunların etlerini yemek helal değildir. Biraz önce Salih Bey'in de ifade ettiği gibi geniş bir şekilde hem ayet-i kerimelerde hem de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şeriflerinde hangi hayvanların yenileceği, yenilmeyeceği belli bir kategori içerisinde sayılmış ve bunların da nasıl kesileceği konusunda özellikle Hanefi mezhebi bağlamında konuşacak olursak bazı kurallara riayet edilmesi gerekir. Birincisi, besmele çekilerek kesilmesi gerekir. Bu eti helal olan, yenilmesi helal olan hayvanların besmele çekilerek kesilmesi gerekir. Yine hayvanın nefes ve yemek borularının kesilmesi gerekir. Bir diğer de şah damarından ikisi veya en az birisinin kesilmiş olması gerekir ki bu şekilde kesilen bir hayvanın eti yenilebilir. Bunda herhangi bir problem de söz konusu değildir. Peki Medet Hocam, besmele dediniz ya, besmelenin bilerek veya unutarak terk edilmesi farklılık arz ediyor mu? Evet, o konuda da özellikle Hanefi ve Şafii mezhebi arasında bazı farklılıklar var. Besmelenin kasten terk edilmesi halinde kesilen hayvanın eti Hanefilere göre yenilmez, haram olur. Ama unutarak terk edilecek olursa bunda bir sakınca olmaz. Evet. Yani kişi belki de işte keseceği hayvan çok böyle hareketli bir durumda öyleydi böyleydi derken besmeleyi unutsa ama bunu kasten yapmasa bu durumda o hayvanın eti yenilir. Hanefi ama Şafilere göre ise besmele kasten de terk edilmiş olsa kesen zaten Müslümansa Müslümandır. Öyle kesileceğini zaten biliyor. Zımnen bu zihinde bu var. Ha, böyle bir durumda bu hayvanın etini yenilmesi de caizdir. Evet. Tabii şimdi sığır, manda ve koyun ve keçi gibi hayvanlar yatırılmak suretiyle demin ifade ettiğimiz gibi işte bu şah damarından en az birinin ve yemek, nefes borusu ve besmele ile birlikte kesilmesi esastır. Evet. Ama tabii devenin farklı bir kesiliş usulü vardır. O biraz da bizim toplumumuzu çok yakından ilgilendirmiyor ama farklı bir durum olduğu için onu da burada ifade edelim. Evet. Tabii kesilecek hayvanın kıbleye döndürülmesi kesin şart mıdır? Kıbleye doğru olmazsa ne olur? Eti yenilmez mi? Gibi bir soru akla gelebilir. Tabii bunun kesilecek hayvanın kıbleye yönelik olması, o tarafa çevrilmesi sünnettir. Diyelim ki demin ifade ettiğim gibi çok hareketli bir hayvan var. Ancak yatırabildiğiniz bu kurban bayramlarında çokça karşılaştığımız şeylerden bu durumda yatırabildiğimiz kadar kıbleye elbette çevirelim. Evet. Yani kıbleye yönelik olmalı. Ancak hafif bir sapma varsa, şimdi kalkıp da bu hayvana eziyet vererek illa ben tam kıbleye çevireceğim diye bir anlayış içerisinde de olmamak lazım. Evet. Yani kesilen, bu şekilde kesilen hayvanın etinin yenilmesi de caizdir.